Arkadaşlar herkese selamlar. Merhaba yazılımlı kaldığımız yerden Laravel derslerine devam ediyoruz. Bugün sizlere Laravel'de MVC yapısı nedir? Yani biraz bundan bahsedeceğim. Model, View, Controller açılımı. Bu mimari nedir? Biraz bundan bahsedeceğim. Arkadaşlar MVC mimarisi Laravel içerisinde geliştirilen ve kullanacağımız. Tabii farklı framework'lerde de MVC yapısı var. Laravel'de de yine bizim yazdığımız projeleri, geliştirdiğimiz projeleri, modüller bir şekilde geliştirmemizi sağlayan, derli toplu bir şekilde geliştirmemizi sağlayan bir yapı diyebiliriz MVC mimarisini. Şimdi isterseniz bunu biraz tahta üzerinde görelim. Arkadaşlar şu şekilde anlatmam gerekirse, hemen şöyle bir yazı yazayım şuraya. Büyük harflerle MVC. Şimdi, model view controller. Arkadaşlar bu M kısmı modeli yani bizim model kısmı bizim database işlemlerini tablolarımızla oynadığımız yani onların işte veri türlerini yapılarını onun haricinde tablolarda doldurulabilir kullanılabilir yerleri ayarladığımız açıkçası veri taban işlemleri yaptığımız kısaca yer ve onun haricinde view yani şu kısım view zaten <laughs> manzara gibi bir şey herhalde galiba İngilizcesini çok bilmiyorum e, view arkadaşlar bizim kullanıcımızın yani web sitemizi görecek kişinin e, görecek kişinin kullandığı yer yani şöyle anlatmam gerekirse şu kısım şöyle beyaz bir yer var bunu kodlayan kişi demiş ki sen burada bu silgiyi göreceksin şurada resim işaretini göreceksin ve bunlara tıkladığında hepsi farklı bir aksiyon olacak bu kısım view bizim gördüğümüz yer model ve controller ise hepsi bir tanesi database işlemleri için diğeri ise şimdi geleceğimiz mantıksal işlemler için kullanacağımız yer yani arkadaşlar şöyle düşünelim. Şunu biraz geriye çekeyim. Şöyle iki tane şekilde kutucuğumuz olsun. Ee, şurası şurası isim olsun. Şurası da pardon soy isim olsun. Ve şurada da bir tane küçük bir butonumuz olsun arkadaşlar. Bu da şunu alsın. Tabi bunun hepsini biz yapacağız ileriki zamanlarda. Şu anda örnek olması açısından gösteriyorum. Buraya ismimizi girdik. İşte geldik buraya. Bir şeyler dedik. Soy ismine geldik arkadaşlar. Tekrardan bir şeyler yazdık buraya da. Ve kaydedip butonuna tıkladık. Tabi bu HTML içerisinde bir form olacak. Tabi bunları görmüşsünüz illa ki. Bunlara böyle kadar geldiyseniz ya da bilmiyorsanız hiçbir sorun yok. Biz bunları kurslarımızda da öğreneceğiz. Şimdi kaydete bastığımızda bu arkadaşlar şimdi routing diye de bir yapı var. Aslında bunun içerisinde bunun üçünde birleştiğimiz bunun köprüsü bunlar için bir köprü olan kısım as çekcesi diğer dersimizde bunu da göstereceğim buradan da bahsedeceğim. Kaydet kısmına bastığımızda routing yani yönlendirme yapıyoruz ve sonrasında gidecek controller'ı söylüyoruz. Yani Buradan direkt bizim e, ismimiz, soy ismimiz gidiyor ve controller controller kısmına geliyor ilk başta ve burada arkadaşlar ya yani bu senaryoda ilk başta kontrolöre gidiyor. Ama farklı senaryolar da var tabii. İlk başta modelden bir e, çekip şey view'a gönderdiğimiz kısımlar da var. Ama bunların hepsini kontrolörü de yine düzenliyoruz. Şimdi arkadaşlar buradan verilerimiz kontrolöre geldi. Bizim burada e, dediğimiz ilk başta bahsettiğimiz mantıksal işlemleri yaptığımız kontrol kısmında ne yapabiliriz? ismi alıp işte string mi yani string bir yapımı ya da integer sayı ve rakam mı girilmiş bunları kontrol edebiliriz. Onun haricinde özel karakterler et işareti çarpı işareti onun haricinde bölme işareti var mı bunların içerisinde bunları kontrol edebiliriz. Mesela şey de olabilir bir username biliyorsunuz instagrama kaydolurken username'inize giriyorsunuz mesela işte. Bir username klasik username username kullanılamaz diyor. Neden? Bunu biz de aynı şekilde Laravel'de bu kısmı kontrol edip arkadaşlar username e, dostum username kısım alınmıştır sen bunu bir daha kullanamazsın diye e, gerekirse hata mesajı ya da uyarı mesajı gö döndürebiliyoruz. Ama bunları yaptığımız yer Yani e, verileri database'e, veri tabanına kaydetmeden önce bizim gelen verileri ya da giden verileri kontrol ettiğimiz yer controller kısmıdır. Sonrasında iş e, database'den geçer ve veri tabanına kayıt yani modelden geçip veri tabanına kaydolur. View kısmında dediğim gibi bizim verileri gösterdiğimiz şu kısımda mesela nasıl anlatayım size www.trons.com Şuraya geldik. Burada gördüğünüz gibi bir e e-ticaret sitesi. Şimdi arkadaşlar burada e, ürünler datadan gelmiş. Yani biz, buranın veri tabanına kaydolan şeyler gelmiş. Yeni ürünler mesela bastığımızda işte e kablo kısmı var burada. Bunun haricinde telefon aksesuarları var. Tabi şu anda galiba bu site biraz boş. Şu an yenileniyor gibi duruyor. Gerek yok. Şu an şeye geçebiliriz. N11'e geçelim. Geldik mesela. Tabi reklam falan değil yanlış anlamayın. Öyle örnek olsun diye gösteriyorum ki. E, şu an arkadaşlar buraya gördüğünüz gibi veriler geldi. Yani burada biz Laravel'de yapacağımız senaryo. Burada işte view kısmı burası. Burada gördüğümüz kullanıcının göreceği yer view kısmı. Buraya veri tabanından ürünün resmi, ismi çekilip burada kaç yıldız aldığı çekilip e, ona göre hesaplanıp bu şekilde buraya bastırılmış. Bizim arkadaşlar bu model kısmından geçirip da verileri alıp topla ismini e, ve yıldızını falan alıp buraya bastırdığımızı düşünün. Bizim senaryomuz da bu şekilde olacak. Model view Controller yapısı peki e, neden hani? Olabilir. Bunu farklı şekilde de bu verilere bastırabildik. Neden MVC yapısı olmuş diye soracak olursanız eğer. Onu şu şekilde açıklayalım dostlar. Şimdi Laravel'de bizim folder structure'ımız yani klasör yapımız bu şekilde olacak. Şimdi bizim model ve controller klasörlerimize bakalım. App HTTP altında controller adında bir klasörümüz var. Biz controller'larımızı bu klasörün altında yazıyoruz. Hepsini. Onun haricinde modelimizi de şu kısımda yazıyoruz. Zaten ilk Laravel'i kurduğunuzda basic olarak bir model klası oluşturmuş. Buraları şu an anlamıyor olabiliriz. İleride hepsinden bahsedeceğiz. Gördüğünüz gibi işte doldurulabilir alanları burada seçmiş, i̇şte dolduramayacak alanları falan burada seçmişiz. Ne? Seçmişler daha doğrusu. Default olarak ayarlanmış şeyler bunlar. Onun haricinde burada Controllers kısmı var. Şurada gördüğünüz gibi bir tane abstract class tanımlanmış. Controller kütüphanesi için. Şimdi biz burada nasıl model view ve controller oluştururuz? Hatta biraz buna bakalım. New terminal diyormuş kısımda. E, ee, şöyle bir 5 terminal açalım. Şimdi dostlar burada PHP Artisan dediğimizde Artisan arkadaşlar bizim PHP Laravel için kullanacağımız komşu artık yani şey olarak anlayabilirsiniz. Laravel için otomatik olarak bizim e, cache'lerimizi temizlediğimiz onun haricinde daha farklı modellerimizi, kontrollerimizi oluşturduğumuz bir terminal komutu olarak da Bu Laravel için hazır olarak geliştirilmiş ve çok güzel bir şey bu artisan komutları. Şimdi arkadaşlar şurada bizim make adında bir kısmımız olacak. Evet gördüğünüz gibi make kısmı. Burada diyor ki kontrollerinizi yani burada oluşturduğumuz şeyler var. Channel oluşturabiliyoruz, Clash oluşturabiliyoruz yeni. Onun haricinde artisan komutu oluşturabiliyoruz şurada controller klasımız var. Gördüğünüz gibi pardon controller yerimiz var. Burada PHP artsın make controller diyerek ve ismini vererek yeni bir kontrol oluşturabilirsiniz. Şimdi görelim. PHP artsın make controller. Galiba ben şuraya yanlış yazdım. Block controller diyelim Siz farklı bir isim de verebilirsiniz. Hatta klasör de verebilirsiniz. Şu şekilde mesela backend yapıp şu şekilde farklı e, klasör klasör düzenleyebilirsiniz. Şu an ben açıklayıcı olması açısından böyle göstereceğim. Block Controller'ı deyip basıyorum. Controller'ı da created successfully başarılı bir şekilde bu kısımda oluşturuldu diyor. Yani arkadaşlar app app up e, app http e, controllers kısmında gördüğünüz gibi block controller adında bir yeni bir klas e, yani bir controller'ımız oluştu. <laughs> burada extend alınmış yani işte miras almış. Object oryantı da giriyor buralar. Control kısmından miras almışlar. Block controller adında yeni bir Controller'ımız oluşmuş. Biz burada arkadaşlar fonksiyonlarımızı yazacağız. Mesela şu şekil göstereyim. Şu an e, size yavaş yavaş hani e, tam da olmasa da küçük bir şekilde göstereyim. Public function, function diyoruz. Klasik bir sen orada. Get all root diye bir fonksiyon bunun haricinde şu şekilde açtık. Şimdi bunu burada aldık. Get all books. Tüm kitapları al. Arkadaşlar bir de bizim modele ihtiyacımız var burada. Çünkü get all books dediğimizde tüm kitapları getir dediğimizde bizim database'e de gitmemiz gerekecek. Onun için de bir model oluşturacağız. Bu model yine şurada gördüğünüz gibi make model diye bir yine bir komutumuz var. Create new eloquent model class diyor burada. Şuradan hemen tekrardan yazalım. Page Partition make model buna da block diyelim hatta ne diyebiliriz buna block kontrol bu da block olsun bir sıkıntı yok şimdi arkadaşlar bu da gördüğünüz gibi şurada models kısmına geliyorum app models models ve user da php user.php olarak geldi tabi bu eski şurası da block olarak geldi gördüğünüz gibi burada çok bir şey yok burası Laravel'i indirdiğimizde kendisi oluşturduğu için burası default olarak böyle geliyor. Biz burada arkadaşlar şu blok kısmında yine dediğim gibi veri tabanı işlemlerimizi yapacağız. Yani nasıl ee, işte yazarlarımız olur, ee, yazarlarımızın işte kitapları olur. Bu kitapları ilişkilendirdiğimiz yer her zaman model Şimdi Burada ilişkilendiririz arkadaşlar. İlişkilendirdiğimiz bir senaryoda nasıl yapıyoruz? Şuradan blok diye bir değişken oluşturuyorum ve blok modelin çekmeye çalışacağım tabi şu anda çekebilirsek. Arkadaşlar size şöyle bir PHP class diye aratayım bakalım. Size şöyle güzel de bir extension göstereyim. PHP namespaces. Arkadaşlar bu PHP namespace resolver çok güzel bir eklenti. Onu da indirin bu arada. Bunu şu şekilde gösteriyorum. Yani sizin e, PHP'de böyle bir class ekleyeceğiniz zaman hemen kendisi direk kendiliğinden e, o bloğu yani e, pardon sizin ekleyeceğiniz classı size getirebiliyor yani çekebiliyorsunuz burada import class kısmı var baktığınızda bakın app modus block diye hemen benim burada getirdim buna alıyorum. Yani e, bunun içerisinde dediğim gibi eloquence ya yani bizim model kısımlarımızı bu şekilde al diye hepsini e, getirtebiliyoruz veri tabanından. Ama tabi bunu yapabilmek için bizim ilk başta bir migrations oluşturmamız gerekecek onları da tabi diğer videolarda göstereceğim. Burada arkadaşlar block al yapıp return yapıyoruz yani fonksiyonumuzu return yapıyoruz. View deyip view ve gönder yani görüntüleyeceğimiz yere işte artık neyse block list olabilir bu blog list olabilir burada compact, compact deyip değişken adımızı verip Laravel tarafına yönlendirme yapabiliyoruz. <laughs> yani şu şu fonksiyonda küçük e, ne yaptık bunu anlatayım. Get all books diye bir kısmımız vardı. Biz bu kısımdan blog adında bir değişken oluşturduk ve tüm bloglarımızı yani yazılarımızı buraya gönderdik. Bunu da log list adında bir view'umuz olacak. Şimdi view'lar nerede? onunla da bahsedeyim arkadaşlar. Şurada resources kısmı var. Burada views kısmı var. Welcome bakın gördüğünüz her. Welcome blade.php. İsterseniz PHP Artisan Server diye bir çalıştıralım. Şimdi arkadaşlar şuradan projemizi açalım. Şu kısım. Bu welcome php'nin bize gösterdiği yer burası arkadaşlar. Şurada get all books. Biz de nasıl yapacağız? Mesela buraya gelip bir view oluşturabiliriz kendimiz. Diyelim işte blog list list.blade.php Onu oluşturuyoruz. Onun işte bir html verelim. Burada. ve şey yapabiliriz. buraya gönderdiğimiz verileri bu şekilde view kısmında gösterebiliriz. Şu anda bildiğiniz Laravel'i her yerden e, anlatıyor olacağım eğer çok fazla girer tam işin içine. Yani mantık arkadaşlar bir tane fonksiyonumuz var kontrolümüz var. Kontrolün içerisinde fonksiyon oluşturuyoruz ve bizim veri tavını işlemlerimizi yaparak e, kontrolü da mantıksal işlemlerimizi yaparak view kısmına bu verileri gönderebiliyoruz. E, full stack bu uygulamada Laravel model view controller yapısı bu şekilde çalışıyor. Şimdi videonun uzamaması adına videoyu burada kesmek istiyorum. Eğer anlamadıysanız, sorularınız varsa yine yorumlarda belirtebilirsiniz. Diğer videolarımızda görüşmek üzere kendinize dikkat edin. İyi günler.